Peki hocam, şimdi sizin alanınıza doğru da gelmek isterim izninizle. Siz tabii çok deneyimli bir psikiyatrisiniz ve çok da öğrenci yetiştirmiş. Alanınıza da, yani sonuçta bu iş önce bedenimizi korumak ama sonra da ruh sağlığımızı, yani biraz ekonomik varlığımızı korumak, koruyamamak noktasında da gerçekten ruh sağlığımızı bir koruyamamak açısından etkileyecek. Bir de hakikaten hasta olanlar, olmayanlar, 65 yaş üstü, eve kapananlar, işini kaybedenler, tekrar çıkamayacağız zannedenler, bütün bu çok geniş kitlenin gerçekten ruhsal dengelerinde inanılmaz değişiklikler. Yani henüz tamamen de görmediğimiz bir şey bu. Yani siz bu tür bulgulara şu anda erişiyor musunuz ve gerçekten bizi izleyen insanlarımıza da bunu ne dersiniz? Yani biz bu işi dünya anlamında da artık ülkemizden çıkarak soruyorum. Patolojik olarak nasıl aşacağız? Ne yapmalı insanlar? Somut şeyler neler? Daha ciddi durumlarda. Geçen de şöyle bir haber de vardı. Dünya genelinde bir rakamdı galiba, 90 bin yanlış hatırlamıyorsam. Bu eve kapanma ve baskı yüzünden ruh sağlıklarını bozarak bir takım hastalıkları tetiklediği ve hayatlarını kaybettiğini söylüyordu. Sizi tabii burada konuk etmişken bu konuda fikrinizi almadan ve düşüncelerinizi, önerilerinizi söylemeden yani çok fazla konuşulacağını düşünüyorum bu sürecin. Evet, alanınıza dönersek ne diyeceksiniz hocam? Evet, yani önce şunu belirtmek isterim. Psikososyal stres faktörlerini, ki hani burada pandemi gerçekten çok yüksek bir faktör bu açıdan, tepkiler farklı olabiliyor. Önce hani bunu belirtelim. Bunun mesela çok kayıtsızlık da olabiliyor. İşte kadercilik olarak bunu görmek de olabiliyor. Ya da aşırı korku içinde olmak da olabiliyor. Burada uçlara gidildikçe problemler ortaya çıkıyor diyebiliriz bir kere. Kişi eğer çok aşırı bir kaygı içine düşerse, bir panik hali içerisinde olursa yapılması gereken önlemleri de kendisi alamamış oluyor ve bunun uzaması durumunda, yani stres yanıtının uzaması durumunda bağışıklık sistemini de etkileyecek sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani biraz önce sizin söylediğiniz nokta aslında çok onunla ilişkili. Uzun süreli stres, uzun süreli kaygı, endişe kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor ve bu psikosomatik dediğimiz bazı hastalıkların ortaya çıkması için zemin oluşturabiliyor. Diğer taraftan hani yelpazenin öteki tarafına gittiğimiz zaman da burada hani gerçekten bir aldırmazlık hali de aynı şekilde önlem almamayı getirebiliyor ve sizi doğrudan risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Yani örneğin çok söylendi, hala bununla karşılaşabiliyoruz. Hani aslında COVID-19'un bir influenza'dan, yani ne bileyim, mevsimsel gripten çok da olumsuz olmadığı, yapılan önlemlerin ne kadar gerekli olduğu yönünde bazı kafa karışıklıkları ya da yanlış bilgilendirmelere bağlı ortaya çıkan değerlendirmeler kişileri risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Şimdi salgınlarda en sık gördüğüm psikolojik tepkiler ne dersek, tabii öncelikle bir hastalanma korkusu, ölüm korkusu, hastalığı kapma endişesi ya da hastalandıysanız başkalarına bulaştırma ya da hastalanmış bir kişiyle temas içerisinde olduysanız yine başkalarına bulaştırma, buna ilişkin suçluluk duyguları. Biliyorsunuz demin konuşurken de geçti, bazı kısıtlayıcı önlemler salgın döneminde gündeme geliyor. Bu hastalanma sırasında izolasyon dediğimiz, yani sizi hastalığı başkalarına bulaştırmamanız için ayırma, yalıtma durumu. Bunun getirdiği çeşitli zorluklar olabiliyor. Özellikle bunu belirtebilirim. Kişinin bu dönemi kaygılı geçirmesi, umutsuzluğa kapılması, var olan belirsizliklerin kişi üzerinde olumsuz etkisi, bunları sayabiliriz. Karantina dönemleri de, yani temaslıların bir şekilde eğer hastalanma durumları varsa, hani bu daha netlik kazanmadığı için yine başka insanlardan uzak tutulma süreçleri aynı şekilde kişiler için çok kaygı verici, ileriye dönük hastalanmayla ilgili korkuları ortaya çıkartıcı olabiliyor. Bunlar hem kaygı belirtilerini ortaya çıkartabiliyor, hem uzarsa ya da olumsuz sonuçlar çok öne çıkıyorsa
depresyon belirtilerini ortaya çıkartabiliyor. Kimi zaman gerek izolasyon gerekse karantina süreçlerinin travmatik etki ortaya çıkarttığını görebiliyoruz. Stres etkisi ortaya çıkartabildiğini görüyoruz ki travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz ya da akut stres bozukluğu dediğimiz durumlar, tablolar ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu noktada özellikle bazı yapılar bu tür zorlukları daha çok yaşayabiliyorlar. Özellikle örneğin belirsizliğe tahammülü az olan yapıda kişiler için bu çok ciddi bir zorluk oluşturuyor. Çünkü bir güvence arama, bir kontrol çabası içerisinde olma bu sefer sizi sürekli bir tedirginlik haline sokabiliyor. Bu süreçlerde gerek çevrim içi olarak yani online hizmetlerin verilebildiğini ben buradan paylaşayım. Bu birçok kez açıklandı. Örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanlarıyla bunu yapabiliyor. Diğer hastanelere giderek ya da çevrim içi, internet üzerinden destek alınabiliyor. Bir başka nokta yine çok önemli. Bu süreç hem ruh sağlığı açısından hem de diğer başka fiziksel hastalıkların tedavisi açısından bir ertelenme dönemi gibi de oldu. Yani acil durumlar dışında tedaviye mutlak başvurulması gereken durumlar dışında tedavi ertelendi. Örneğin ruh sağlığı açısından konuşursak polikliniğe başvuru sayıları oldukça düştü. Devam eden hastalar ne yapıyor hocam? Ne yapıyorsunuz? O devam eden hastalar online mı devam ediyor? Polikliniğe gelemeyenler yani bu aksayanlarla. Yani şunu söyleyebilirim. Şu anda örneğin benim çalıştığım hastanede İstanbul Tıp Fakültesi'nde psikiyatri polikliniği açık ve polikliniğe hasta kabul ediliyor. Birçok sağlık ve kuruluşunda da aynı şekilde. Bu konuda bir engel yok şu anda başvurmak için. Ama bunun getirdiği kaygı ya da risk algısını aşırı büyük gördüğünüzde belki bunları biraz geciktirmiş olabiliyorsun. İşte tabii salgının çok şiddetli döneminde bu öneri olarak da getirildi. Eğer acil değilse sorunlarınız daha sonra da başvurulabileceği belirtildi ama yani bu aşamalarda artık bu tür başvuruların yapılması yavaş yavaş gündeme geliyor. O yüzden hani buradan sizin aracılığınızla da psikiyatrik sorunları tedavilerini aksatmamalarının ya da mevcut olan hastalıklarıyla ilgili durumu göz ardı etmemelerini özellikle vurgulamak isterim ki bu tedavi süreçleri istenildiği şekilde yürütülsün. Evet, bir de hocam buna bağlı bir nokta daha var galiba. Şimdi bu aile içi şiddet ya da işte bugüne kadar kendilerini normal kabul etmiş ya da normal kabul edilmiş ya da normal zanneden bazı kişilikler, siz az önce işaret ettiğiniz gibi hani yani işte güvensizliği daha fazla, yani bu işte ve bu kayma noktasına daha meyyal ve burada karşılıklı, yani bir işte küçük bir ev, özellikle daha gelir durumu çok iyi olmayan insanların kapalı ortamlarda birbirlerine doğru şiddetin önlenmesi açısından bir hekim ve bir aydın olarak ne diyebilirsiniz? Buna bağlı bir ikinci sorum da bu işin bir de hani yani hastaya karşı mesela, yani bizim başka yerlerde bile çok eğitildiğini düşündüğümüz kesimlerde dahi hasta olana karşı büyük bir, yani hasta olma riskini taşıyana karşı çok büyük bir öfke duyulduğunu ama kişinin aynı şekilde kendini ben de hasta olabilir miyim diye sorgulamadığını, yani bunu maske takma kültüründe bile görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alacağım, bir de doktorları soracağım, sonra artık sizi yormayalım diyeceğim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iki konu birbirinden ayrı ama. Şimdi burada özellikle bu sürecin bir kısmı uzun süre evde kalmak oldu. Çünkü evde kalma özellikle önerildi. Fakat hemen bir antiparantez burada verelim. Maalesef çalışan kesim bu ayrıcalıktan yararlanamadı diyorsunuz. Evet. Ücretli izin gündeme getirilemedi ve onlar riskle baş başa kaldılar. Tabii bunun getirdiği bir takım zorlanmalar ya da kaygılar oldu mutlaka. Ama evde kalmanın da uzun süre kalmanın, dışarı çıkmamanın getirdiği başka zorluklar var. Bunlar içerisinde hani sizin söylediğiniz örneğin ev içi şiddet, aile içi şiddet, çocuğa kadına yönelik şiddet, bunlarda artışlar olduğuna dair çeşitli bilgiler paylaşıldı. Bu dönemi
65 yaş üstü olanlar tabii çok daha zorlanarak yaşadı. Yani burada özellikle bunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü çok kısa süreli sokağa çıkma izni verilmesi dışında salgının neredeyse başından beri evde yaşıyorlar. Burada yani evde kalmaları istendiğinde 65 yaş üstü insanların bununla koşut olarak gündeme gelmesi gereken bir nokta şu aslında. Gerekli onların hayatını kolaylaştıracak önlemleri de almak. Bunun ne kadar yapıldığı yine soru işareti. Sadece buna ilişkin yapılmış olan hani bizim gözlemlediğimiz bir iki sefer 4-5 saatlik bir dışarı çıkma imkanı. Halbuki bu herkes örneğin evdeyken bu süreler daha arttırılabilir. Yani bahçeler, çeşitli parklar şu anda kapalı duruyor. Hafta sonları evden çıkılmıyor. Evde kalma zorunluluğu var. Bu vakitler 65 yaş üstü kişilerin buralara çıkmasıyla ilgili değerlendirilebilirdi. Onlarla ihtiyaçlarının karşılanması, evde bakımında organize sistemli bir şekilde kişiler için özellikle yapılması gündeme gelebilirdi. Hani buradan şuraya gelmek istiyorum. Önlem almak aslında kolay. Hani bir karar alırsınız, bir genelgeyle bunu uygulamaya koyarsınız ama bunun oluşturduğu zorlukları mutlaka dikkate alan ve bu zorlukları gidermeye çalışan, yani o kısıtlamanın karşısında o kişiler için zorluk oluşturan durumların rahatlatılmasına yönelik başka karşı önlemlerle dengelemeye çalışan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Bunun yeteri kadar yapıldığını söylemek zor. İkinci sorunuz neydi, onu bir daha İskender'e söyler misiniz? Bu özellikle hastalığın işte yayıldığı yerden başlayan böyle ya hastayı bir suçlu gibi, yani bu mikrobu da, yani virüsü şey, bu da bir patoloji ve burada bir ırkçılık falan da, yani bir baskıcılık da gelişiyor. Kendinde onu yakıştıramayıp ötekinde yakıştıran bir anlayış var. Bu da bir sıkıntı aslında, değil mi, patolojik açıdan? Kesinlikle. Yani burada ayrımcılık ve damgalama devreye girebiliyor. Hani bu kimi durumlarda hani ülkeler arasında bir sorun biçimine dönüş, topluluklar arasında bir sorun olarak da algılanabiliyor. Irkçı bir yaklaşıma kadar sizin vurguladığınız gibi gidebiliyor. Ama hani bunları bir tarafta bırakırsak, gündelik hayat içerisinde karşılaştığımız durumlar gerçekten hastalanan bir kişinin psikolojisini de çok etkileyen durumlar. Hastalandığınız anda sizin başkaları tarafından dışlanmayla ilgili endişeleriniz, ayrımcılığa uğramakla ilgili endişeleriniz başlıyor. Sağlık çalışanları bunu çok yaşadılar örneğin. Evet. Yani çok temas yüzdeleri yüksek olduğu için kendi yaşadıkları işte apartmanlarda, sokaklarda bu türden yaklaşımlara maruz kalabildiler. Halbuki tam tersi olması gerekiyordu. Yine bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek, 65 yaş üstü kişi, hatırlarsanız bu önlemlerin daha yeni uygulanmaya başladığı aşamada sokağa çıktıklarında hani sanki hastalığı yayanlar onlarmış gibi bir yaklaşımla karşı karşıya, davranışla karşı karşıya kaldılar. Şiddet gösteren dahi oldu. Halbuki onlar korunması gerekiyordu. Korunması gerektiği için evde kalmaları isteniyordu. Yani sonuçta bizim insan haklarına saygılı, tecidi değil, yani mecburi karantina, izolasyon dönemleri dışında bizim insanları izole ettiğimiz, ayrımcılığa uğrattığımız bir yaklaşımın tam karşısında olmamız gerekiyor. Temaslarımızı arttırmamız, dayanışma içerisinde olmamız, gerek temaslı olup da karantina altında olan, gerek hasta olup da izolasyon altında olan kişilerle bir şekilde tabii ki sosyal mesafeyi, fiziksel mesafeyi koruyaraktan bir dayanışmayı sürdürmemiz, teması sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü temasın tek yolu, sosyal ilişkinin tek yolu tabii ki fiziksel temastan geçmiyor. Bunu özellikle vurgulamak önemli gerçekten.